Tüm Diablo severlere Duella kanalından merhaba. Diablo 4 her ne kadar genel olarak oynaması kolay bir oyun olsa da ustalaşması kesinlikle zaman ve emek isteyen bir süreç. Bunun en önemli nedeni oyunun bir sürü detay bilgi ve istatistik içermesi ve birçok oyuncunun bunları anlamak ile uğraşmak istememesidir. İşte bu aşamada kanal Duella olarak devreye girerek sizlere açıklayıcı rehber içerikler hazırlıyorum. Tek ve uzun bir başlangıç rehberi videosu yapmaktansa konu başlıklarına ayırıp teker teker yüklemeyi tercih ettim. Umarım bu, bu rehberler hoşunuza gider ve video sonunda beğen tuşuna basmayı unutmazsanız diyerek videomuza başlayalım. Oyunun başlarında muhtemelen oyunda düşmanlardan ne düşerse onu kullanıyorsunuzdur ve genelde toplam güç değerine bakarak zayıf teçhizatı güçüsüyle değiştirerek ilerliyorsunuzdur. Ancak oyunda ilerledikçe ve özellikle üst zorluk kademelerinde bunun yeterli olmadığını ve teçhizatın üzerinde yazılanlara ve istatistiklere dikkat etmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Özellikle de istatistiklere hakim iseniz birbiriyle uyumlu teçhizat ve yetenekleri ustaca kullanarak çok kuvvetli karakterler yaratmanız mümkün. Elbette bazı temel istatistiklerin ne işe da çok bariz. Ancak bazı istatistikler, terimler ve mekanikler maalesef oyun içinde her ne kadar Türkçe destek olsa da yeteri kadar açıklanmıyor. Bu izleyeceğiniz içerik ise önce çektiğim temel istatistikler videosunun devamı niteliğinde. Önceki videoda adından da anlaşılacağı gibi daha çok temel kavramlar üzerinde durmuştum. Eğer oyunun başlarındaysanız İlk olarak sağ üstteki linkten erişebileceğiniz videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoda ise özellikle 3 başlık üzerinde duracağım. Hasar tipleri, kitle kontrol ve diğer anahtar kelimeler ve statüler. İlgili anahtar kelimeleri sırayla inceleyeceğimiz gibi aynı zamanda kavramlar üzerinde de duracağım. Bu arada arka planda oynayacak görüntüler konuyla doğrudan ilgili olmayabilir. Çünkü her anahtar kelime ile ilgili 5 karakter için görüntü bulmak gerçekten çok zor bir iş. O nedenle umarım mazur görürsünüz diyerek videomuza geçelim. Diablo ve benzeri aksiyon rol yapma oyunlarında genelde daimi hedefimiz en yüksek DPS yani saniyede verdiğimiz hasar değerine ulaşmaktır. Ancak bu aşamaya gelmeden önce hasar türlerini iyice bir kavramakta yarar var. Diablo 4'te hasar kaynaklarını 6 adet kategoride inceleyebiliriz. Fiziksel, ateş, soğuk, yıldırım, zehir ve gölge. Fiziksel hasarı genelde barbar ve haydut gibi karakterler, kılıç, balta, hançer, gürüz ve ok gibi standart silahlarla verirler. Herhangi bir element etkisi olmasa da bazı fiziksel saldırı yetenekleri düşmanda kanama stütüsü oluştururlar ki bu da fazladan DOT, Damage Over Time, yani zaman içinde hasar etkisi almalarına neden olur. Diğer hasar tiplerini element hasarları olarak değerlendirebiliriz. Element hasarları silahlar üzerindeki büyüler ile olabildiği gibi aynı zamanda karakter yetenekleri ile karşımıza çıkar. Ateş hasarı. Bu hasar düşmanlarda yanma etkisi yaratır ve düşmanlar bir süre daha yanmadan dolayı hasar görmeye devam ederler. Soğuk elementi ise daha farklı mantıkla çalışır. Önce düşmanlarda soğutma etkisi yaratır. Soğuyan düşmanların hareket hızlarının yavaşlaması ilk belirtidir. Soğuma etkisinde olan düşmana eğer soğuk büyüsü atmaya devam ederseniz bu sefer o düşman donar ve çözülene kadar hareket edemez. Hatta bu esnada düşmanı öldürürseniz tuzla buz olur. Yıldırım elementi adından da anlaşılacağı gibi elektrik çarpma etkisi yapıyor. Devamında çatırtı enerjisi oluşuyor. Ve bunu aldığınız takdirde periyodik olarak çevrenizdeki düşmanlara belli bir süre yıldırım hasarı verirsiniz. Bu bahsettiğimiz 3 elementi büyücü karakteri ustalıkla kullanabilir ve herhangi birine adanmış bir build yapmanız son derece kolaydır. Ancak yıldırım elementini aynı zamanda druid karakteri de kullanabilir. Tek farkı biraz daha doğa ağırlıklı yeteneklerdir. Druid'in bir başka kullanabildiği element ise zehirdir. Zehirin çalışmasını yanmaya benzetebiliriz. Ancak zehirin etkisi büyük ölçüde zaman içinde yayılarak düşmanları yavaş yavaş öldürmeye odaklıdır. Yeşil renk ile temsil edilen zehir elementini kullanan diğer karakterler ise ölüm büyücüsü ve hayduttur. Ölüm büyücüsü ve haydutun esas tekelinde olan hasar türü ise gölge hasarıdır. Genelde mor renk ile ayırt edilebilen bu hasar zaman içerisinde yayılabildiği gibi aynı zamanda rakipleri lanetleyerek patlamalarına yol açar. İşin güzel yanı patlayan düşmanların laneti diğer düşmanlara yayılarak zincirleme reaksiyon oluşturur. Bu yüzden gölge hasarı belki de oyundaki en iyi alan etkisi yaratan hasar türüdür. Unutmayın ki bu saydığımız 6 adet hasar tipi kullandığınız yeteneğe göre bazen doğrudan bazen alan etkili ve bazen de zaman içinde yayılarak düşmanları vurur. Sırada bir başka önemli ofansif mekanik var o da kitle kontrolü. Türkçe'ye başarılı bir şekilde tercümesi yapılan crowd control anahtar kelimesine muhtemelen birçok silah ve yetenekte rastlamışsınızdır. Bunlar genelde kitle kontrolü altında olan düşmanlara işte şu kadar fazla hasar ver tarzında bonus hasar kaynağı oluşturur. Peki düşmanlar ne zaman kitle kontrolü altında sayılır? Bunun için negatif etki altında olmaları gerekir. Ancak her negatif etki de kitle kontrol altına girmiyor. Oyunda bunu sağlayan yaklaşık 15 adet negatif etki ya da statü bulunmaktadır. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Soğutma ve dondurma statülerinden az önce bahsetmiştik. Bunların her ikisi de kitle kontrol olarak sayılmakta. Ve herhangi bir düşman bu statüye sahip ise fazladan bir de kitle kontrol altındanın oluşturduğu hasar veya negatif etkiye maruz kalacaklardır. Bir başka şekilde söylersek vermiş olduğunuz hasarın üstüne bir de kitle kontrol altında olmalarından dolayı ekstra etki gelir. Sırada düşmanlar hareketlerini kısıtlayan kitle kontrol etkileri var. Afallama. Bu etki altında olan düşmanlar saldıramaz veya yetenek kullanamazlar. Ancak en azından hareket edip kaçabilirler. Bu etkiyi yaratan yeteneklerin genelde haydut karakterinde toplandığını görüyoruz. Sabitlenme. Bu statüde ise durum tam tersi. Düşmanlar hareket edemez ancak yetenek kullanabilirler ve en azından yanına yaklaşanlara saldırabilirler. Bu statüyü genelde droid karakteri yeteneklerinde görüyoruz. Sersemletme. Bu statü ise hem afallatıyor hem de sabitliyor. Düşmanı tamamen iptal ediyor. Ancak bu etki genelde birkaç saniye sürmekte. O nedenle o sırada ne kadar hasar verebilirsiniz o kadar iyi. Sersemletme diğer statülere göre daha yaygın bir yetenek. Birçok karakterin yeteneğinde çünkü karşımıza çıkmakta bir başka yaygın bulunan etki de yavaşlatma. Bunda da adından anlaşılacağı gibi düşmanlar yavaş hareket ettikleri için bizim için avantaj oluşuyor. Yavaşlama oranı ise kullanılan yeteneğe göre değişiyor. Yani %30'da yavaşlatabilir, %70'de yavaşlatabilir yetenek. Şimdi biraz daha seyrek bulunan diğer kitle kontrol statülerine geçelim. İngilizce'de knockback ve knockdown olarak geçen geri savurma etkisi. Bu etki altında kalan düşmanlar karakterimizden kısa mesafeli olarak geri savrulurlar veya toptan yere düşerler. Her iki etkiyi de genelde barbar karakterinin yetenekleri yaratıyor. Yere düşme olanı ise Druid ve Haydut'ta da görüyoruz. Pullin, kendine çekme etkisi de yine barbar tarafından kullanılıyor. Tether adlı yörünge etkisi de buna benzer şekilde çalışıyor ancak bu sefer düşman belli bir çapın içinden çıkamıyor. Korkutma diye bir etki de tam tersi düşmanı korkutarak karakterden uzaklaştırıyor. Bunu kuru kafa işaretinden anlayabilirsiniz. Özellikle son saydığım statüler oyunda oldukça seyrek bulunuyor. Hatta daha çok düşmanların bize karşı kullandıklarına şahit oluyoruz. Bir kaynağa göre de Barbar'ın taunt yani meydan okumasında kitle kontrole girdiğini gördüm. Ancak bunu tam teyit edemiyorum. Bahsedeceğim son etki ise stagger yani o da bir çeşit sersemletme. Ancak bu sadece belli bosslara özel. Normal düşmanlar da oluşmuyor. Bossa belli miktar hasar verince sersemliyor. O sırada Allah ne verdiyse vuruyoruz. İşte bu vuruşların hepsinde kitle kontrol bonusundan faydalanıyoruz. Her ne kadar kontrol ettiğimiz sadece bir kişi olsa da. Sırada DPS, hasar değerlerimizi etkilen diğer önemli statü yaratan anahtar kelimeler var. Savunmasız. Bu anahtar kelimeyle sık karşılaşıyoruz oyunda. Birçok yetenek ve silahın üzerinde görebiliyoruz. Açıklaması ise son derece basit. Savunmasız duruma düşen düşmanlar %20 daha fazla hasar alıyorlar. Ve %20 az bir oran değil açıkçası. Kesinlikle ihmal edilmemeli. Uzak ve yakın düşman. Bunlar tam statü olarak değerlendirilmese de bazı yeteneklerde yazdığını göreceksiniz. Burada da tipik olarak yakın dövüş mevzili içinde kalan düşmanlar yakın, dışında olanlar ise uzak düşman olarak değerlendiriliyor. Bağışık. Bu statüde iken karakterimiz hasar almadığı gibi negatif etkiler de siliniyor ve engelleniyor. Bu ise oldukça seyrek ve her karakterde bulunmayan bir statü. Durdurulamaz. Bağışık statüsüne göre daha sık bulunan bu statüde karakterimiz kontrolü kısıtlayıcı olumsuz etkiler altında kalamıyor. Ve en önemlisi genelde durdurulamaz iken kazandığımız bir takım e, yetenekler genelde daha fazla hasar verme gününde oluşuyor. Güçlendirme. Fortify. Bu etki diğerlerinden oldukça farklı çalışıyor. Güçlendirme sağlığınızdan ayrı tutulan bir değer. Bu değeri yükselten çeşitli yetenekler mevcut. Ve bu değer sağlığınızdan yüksek olunca otomatikman güçlendirilmiş statüsü kazanıyoruz. Bu statüde karakteriniz %10 daha az hasar alıyor. Özetle gayet hoş bir savunma statüsü. Ancak sadece barbar, druid ve ölüm büyücüsü kullanabiliyor. Hemen bunu takiben aşırı güçlenmiş statüsünü de belirtmem lazım. Burada da toplam sağlık ve güçlendirilmiş sağlığınız toplamı kadar fazladan hasar veriyorsunuz. Başı bozluk. Oldukça matrak bir Türkçe çeviriye sahip bir statüsü tahmin edeceğiniz gibi sadece barbarda var. Bu statüde hasar oranınız %25, hareket hızınız ise %30 artıyor. Bazı statüler ise sağlık durumunuza göre ortaya çıkıyor. Örneğin oyun size sağlığınız %80 ve üzerinde ise sağlıklı, %35'in altında ise yaralı olarak ilan ediyor. Bu statüler düşmanlar için de geçerli bu arada. Yeteneğe bağlı olarak bu anahtar kelimenin pozitif veya negatif etkileri olabiliyor. Bariyer. Bu statüde zırha ek olarak gelen bir koruma. Bariyerin türüne göre karakterimizin üzerinde bir kalkan beliriyor ve tüm kaynaklardan gelen hasarı bariyer gidene kadar belli miktarda emiyor. Özellikle büyücü karakterlerin hayatta kalmaları için son derece önemli bir özellik. Kan küresi. Bu anahtar kelime sadece ölüm büyücüsünde karşımıza çıkıyor. Ölüm büyücüsünün belli yeteneklerinde bulunuyor ve kullandığımız zaman cesetlerin üzerinde kan küreleri oluşuyor. Bunlar sağlığımızı belli miktarda doldurarak daha dirençli olmamızı sağlıyor. Stealth yani saklanmış. Tahmin edeceğiniz gibi sadece haydutta bulunan bu statü karakteri tam olarak görünmez. Yapmasa da düşmanların doğrudan hedeflemesini engelliyor. Bu da karakterimizin kaçması ve toparlanması için harika bir fırsat. Bu statü dolana kadar herhangi bir saldırı kullanırsak elbette saklanmış statüsünü kaybediyoruz. Son olarak kritik ve şanslı vuruş gibi önemli mekanikleri bir önceki videoda yer vermiştim. Ancak burada da kısaca tekrar etmek istiyorum her ikisi için de yetenek veya silahların belirlediği bir oran var. Bunun üstüne eklenecek pasif yetenekler bu oranı arttırıyor. Ne kadar yüksek o kadar iyi. Kritik vuruş gerçekleşirse normalden 1,5 kat daha fazla hasar verirsiniz. Şanslı vuruşta ise hem gerçekleşme olasılığı hem de hasar olasılığı ayrı ayrı hesaplanır. Ancak yeteneğin her kullanışında hesaplandığı için gerçekleşme olasılığı aslında oldukça yüksektir. Ve şanslı vuruş sadece hasar sayısından ibaret de değildir. Burada şanslı vuruşu örnek olarak Normalden bir adet daha fazla meteor düşmesi verilebilir. Evet sanırım büyük ölçüde anahtar kelimeleri toparladık. Elbette bunların hepsini akılda tutmak oldukça zor. Ancak arada ihtiyaç olduğunda her zaman dönüp buradan bakabileceğiniz bir kaynak oluşturmayı amaçladım. Umarım bu yolda başarılı olmuşumdur. Buna benzer ancak farklı konu başlıklarını el alan Diablo 4 rehberlerini de incelemeyi unutmayın. Ayrıca Duello kanalına ilk defa denk geliyorsanız bu kanalda yükledim. diğer içeriklere de göz atmanızı tavsiye ederim. Oyun incelemeleri, başlangıç rehberleri, oynanış ve tam çözüm videoları ile elimden geldiğince oyun abimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Eğer ilginizi çekerse sizleri de abone olarak aramızda görmek beni memnun edecektir. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Bir başka duyurulu videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.